Merhaba, videoma hoş geldiniz. Küresel ısınma arttıkça dünyadaki çölleşme giderek artıyor. Halihazırda kilometre bakımından en büyük çölleri araştırınca, dünyanın en büyük çölünün kimsenin tahmin edemeyeceği bir kıta olduğunu gördük. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte, dünyanın en büyük 10 çölü hangisi? Dünyanın en büyük çölleri nerede ve özellikleri nelerdir? Antarktika kıtası neden çöldür? Sorularına cevap arayacağız. Bu sorulara geçmeden önce, istiyorsanız gelin sizinle birlikte çöllerin ne olduğunu iyice anlayalım. Yeryüzündeki birbirine bitişik, benzer yayılmış yaşam alanları olarak tanımlanan biyolojik bir terim olan, biyom türlerinin biri olan çölleri, birçoğumuz sadece sıcak ve kurak olup kumlarla kaplı olduğunu biliriz. Halbuki yağış olmayan ve üzerine hiçbir bitki barındırmayan, hatta yağmurun bile ender olduğu soğuk bir kıtayı unuturuz. Antarktika aslında bir çöldür. Dünyamızın çöller haricinde hemen her yerinde yaşanabilir. Yıllık yağış oranının 254 milimden az olduğu çöllerde bitkiler ve hayvanlar kıt kanaat geçinmek zorundadır. Neredeyse her kıtada karşımıza çıkan çöllerin birçoğu yağmur perdesi arkasında kalır. Çöller olağan dışı oluşumlarında enteresan arkeolojik keşiflere gebedir. Şimdi ise sizlerle birlikte dünyanın en büyük 10 çölünü sıralayalım. 1. Chihuahua Çölü, 282 bin kilometre kare. ABD-Meksika sınırı boyunca uzanan çöl, Kaliforniya eyaletinden daha büyük. Bazı kısımları Texas, New Mexico ve Arizona eyaletleri içerisinde yer alır. Yılda düşen ortalama yağış 228 metre küptür. Dünyadaki pek çok başka çölde olduğu gibi, Chihuahua Çölü de iki dağ silsilesi arasında kalan, hem Pasifik Okyanusu'ndan hem de Meksika Körfezi'nden gelen yağışlardan nasiplenmez. 2. Büyük Havza Çölü, 492 bin kilometre kare. ABD'deki öteki çöllerden farklı olarak soğuk bir çöldür. Buradaki yağışın büyük bir kısmı kardır. Çöl, coğrafi olarak Nevada'nın büyük kısmını, Utah'ın bazı kısımlarını içerir. Bölge yılda 150-300 metreküp arası yağış alır. Büyük Havza aynı zamanda bazı olağan dışı kayaların da bulunduğu bir çöldür. Nitekim 2009 yılında merkezi Nevada bölgesinde bulunan bal damlalarına benzetilen kayalar buna örnektir. 3. Suriye Gölü, 518 bin kilometre kare. Suriye Çölü, Irak, Ürdün, Suudi Arabistan ve Suriye'nin büyük kısmını kapsar. Bugün ise bölgeden otoyollar ve petrol boru hatları geçmektedir. Bölge yılda ortalama 125 metreküpün altında yağış alır. Her şeye rağmen insanlar eski çağlarda bu çölün bazı kısımlarına ulaşabilmişti. Bugün adına Suriye'nin Stonehenge adını verdiği bölge 2009'da keşfedilmiştir. 2012'de yayımlanan bir keşifler raporuna göre bu bölgede taş çemberler ve muhtemelen mezarlar da yer alır. 4. Büyük Victoria Çölü, 647 bin kilometre kare. Çöl, Avustralya'nın büyük bir kısmını kapsar ve hem birbirine paralel kum tepeciklerinden hem de bazı tuz göllerinden oluşur. Batı Avustralya kıta sahanlığı kum tepecikleri çoğunlukla kırmızı kumdan oluşmaktadır. Güneye doğru gidildikçe renkleri beyaza dönüşür. Beyaz rengin sebebi kıyıdan gelen kumlardır. Avustralya hükümeti bölgenin değişken ve önceden tahmin edilemez yağışa sahip olduğunu belirtiyor. Sert doğa koşullarına bağlı olarak çölün kısmında bazı büyük şehirler yer almaz. 5. Patagonya Çölü, 673 bin kilometre kare. Arjantin'in büyük kısmını kaplayan ve çöl ve yarı çöl alan, Atlantik Okyanusu'ndan Ant Dağları'na dek uzanır. Büyük kısmı ağaçsız düzlüklerden oluşur. Bu çöl tıpkı Kaliforniya'nın Ölüm Vadisi gibi, yüksek bir dağın silsilesinin, burada Ant Dağları'nın yağmur perdesinde yer alır. Bazı kısımlarında ortalama yağış oranı yılda 160 ile 200 metreküp arasında bir oranla son derece düşüktür. 6. Kalahari Çölü, 930 bin kilometre kare. Güney Afrika, Botswana ve Namibya'nın büyük bir kısmını kaplar. Yılda ortalama yağış miktarı olarak 500 metreküpün altındadır. Bazı kesimlerde bu 200 metreküpün altına kadar düşer. Kalahari günümüzde binlerce yıl önceden insan faaliyetlerini olmuş bir yerdir. Arkeologlar Güney Afrika'nın Wondermerk mağarasını yaptıkları bir kazıda bundan 1 milyon yıl kadar önce yakılmış ateş bulgularına rastlanmıştır. 7. Gobi Çölü, 1.3 milyon kilometre kare. Çin ve Moğolistan'ın geniş alanlarını kapsayan Gobi, yer yer kurak ve çorak, yer yerde muson özellikleri bulunduran, yani hem kurak hem de yağışlı mevsimlerin görüldüğü bir yapıya sahiptir. Yıllık yağış ortalaması
yerine göre 50 metreküp ile 200 metreküp arasında değişmektedir. Özellikle doğu kısımları tıpkı muson yağmur kuşağındaki bölgeler gibi yaz aylarında bol yağış alır. Gobi Çölü aynı zamanda dinozor avcılığı için de son derece elverişli bir yerdir. Yörede bulunan ender bir Tyrannex iskeleti 2012 yılında yapılan açık artırma ile 1 milyon dolara satılmış ve bu ciddi hukuki çekişmelere neden olmuştur. 8. Arabistan Çölü 2.3 milyon kilometre kare. Suudi Arabistan ve çevresinde yer alan Umman gibi ülkelerde Irak'ın bir kısmını kaplayan bu çölün kuraklığı ve sıcaklığı bulunduğu noktaya göre değişir. Çölün iç kısımları kavurucu, kuru bir iklime sahiptir ve sıcaklık 54 santigrat dereceye kadar çıkar. Kıyı şeridi ve tepedeki nem ise oldukça yüksektir ve günün daha serin saatlerinde sis ve çığ olayları görülür. Landsat görüntülerine göre Suudi Arabistan'da son 30 yıl içerisinde hasat çemberleri sayısında patlama yaşanmıştır. NASA'nın yorumuna göre bunun sebebi mühendislerin kuyu açarken 21 yıldan daha eski bir fosile rastlamış olmalarıdır. Yapılan tahminlere göre bu akiferdeki su günümüzün kullanım temposu ile 50 yıl içinde tükenecektir. 9. Büyük Sahra Çölü 8.6 milyon kilometre kare. Büyük Sahra sadece muazzam büyüklüğü ile değil, aynı zamanda son derece düşük yağış oranı ile de ünlüdür. Dünyanın bu ikinci çölünde yıllık yağış ortalaması 25 metreküp altındadır. NASA verilerine göre çölün doğu kısımlarında bu oran yılda 5 metreküpün altına düşer. Su zemine düşmediği halde su damlaları çöl üzerinde bir sis tabakası oluşturur. Büyük Sahra'da güneş battıktan sonra sıcaklığı muhafaza edecek bitki örtüsü bulunmadığı için geceleri çok soğuk geçer. Gündüz ve gece arasındaki sıcaklık ani değişim, sis oluşmasına neden olur. 10. Antarktika 14.12 milyon kilometre kare. Antarktika'da yeryüzünün en düşük sıcaklık değerleri ölçüldüğü biliniyor. Bölge aylarca güneş ışığı görmüyor. Buzlarla kaplı olan Antarktika bir çöl olarak kabul etmek insanlara biraz zor gelebiliyor. Ama aslında Antarktika dünyanın en büyük çölüdür. Çünkü dünyanın en az yağış alan yeri burasıdır. Yıllık ortalama yağış miktarı 50 metreküpün altında olup yağış biçimi esas olarak kardır. Düşük kar yağışı olmasına rağmen Antarktika yüzeyinin %99'u buzullarla kaplıdır. Bunun nedeni son derece düşük ortalama sıcaklığı yüzünden 40 derece neredeyse hiç buharlaşma olmamasıdır. Bu videomuzda sizlerle birlikte dünyanın en büyük 10 çölünü inceledik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere.